İkinci yemeğimize geçelim mi? Yavaş yavaş sizin Tabii. ikinci yemeğiniz bizim bugünkü ana yemeğimizi oluşturuyor. Bugünkü ana yemeğimizin adı nedir efendim? Talas kebabı yapacağız bugün izleyicilerimize. Talas kebabı. Evet. Gördüğünüz gibi orijinal yemek tarifleri yine nerede değerli izleyicilerimiz? Kanalış ekranlarında ve Özlem'in mutfağı aracılığıyla birlikte sizlerle. Talas kebabı için ustam yapma dememe rağmen, Barış Bey'in uyarmasına rağmen eti orada dövdü. Sağlık olsun efendim. Buyurun malzemelerimizi bir izleyicilerimize iletelim, not alsınlar. Evet. Şimdi öncelikle şunu demek istiyorum. İzleyicilerimize de bilgi olsun. Kebap deyince yani herkesin aklına gelebilecek şişe takılan, işte mangal üzerinde yapılan türler akla gelebilir. Ama biraz da bu bizim sarma işine dönecek. Yani güzel bir tat, değişik bir tat olacak. Böyle yani. Biraz da rostoyu andıracak. Diğer malzemelerimiz. Malzemelerimiz var. Yarım kilo kadar bonfilemiz var. Bir baş soğan, bezelyemiz, yeteri kadar baharat. Bir su bardağı pirincimiz var. İki biberimiz, bir kapi biberimiz ve yağ kullanacağız. Bir de orada kürdanlar görüyorum. Evet, kürdanlarla tutturma işini yapacağız. Dikme yani gibi olacak, malzeme, dikeceğiz. Evet, dikeceğiz. Malzememiz kendisini bırakmaması için. Peki yapılışından bahseder misiniz biraz? Tabii. Malzemelerimizi şimdi biraz sonra kavurduktan sonra içerisine koyup sarma işlemini yapıp ocağımıza gideceğiz. Ocakta kızardıktan sonra evet. Servise sunacağız. Tabii biraz su vereceğiz. Yani su da içerisinin iç pilavının pişmesi lazım. Vallahi anlatırken bile insan acıktırıyor değil mi değerli izleyicilerimiz? Kesinlikle o şekilde insanı böyle anlatırken acıktırıyor. Ne yapalım efendim şimdi? Malzemelerimize tekrar göz attıktan sonra salatamıza geçelim.